Şunu da alalım. Yani nasıl rahat, rahatın neresi oluyorsa biz onu orada işlemimizi yapalım. Gel. Tamam, o zaten cevabını söyleyecek, biz yazacağız. Biz evet. Başlayalım mı? Hazır mısın? Evet, hazırım. Tamam. Ben okuyorum soruları. Heyecanım. Heyecana gerek yok. Hocam okuyacak. Sen şeyi görmek ister misin? Burayı? Ben zaten gözden de okuyamıyorum. He. Tamam. 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 Okuyorum. Felsefe 3. Birinci soru. Evet. Sümerler çamurdan yaptıkları kıl tabletler, kil tabletler üzerine Gılgamış destanını ve Hammurabi kanunlarını yazmışlardır. Hı hı. Buna göre Sümerler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Aklı, B. Varlığı, C. Değişimi, D. Felsefeyi. C. Değişimi. C. Değişimi. Soruyu tekrar okuyabiliriz, tamam benim güzel kızım? Tamam. Yani birkaç kere okuruz, hiç önemli değil. O zaman böyle bir imkan tanıdıysın, Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ederim. Evet, sınava ev... Yetiştikçileri falan. Çünkü ben gelemedim sınav için bir yere. Bu imkan tanıdıysın, çok teşekkür ederim yetiştikçileri. Mutlusun evde sınava evet. Girişen. Evet, ilk defa giriyorum zaten böyle şeye. Böyle bize tanıdıkları için çok teşekkür ederim. Okumayı seviyorsun. Evet, okumayı çok seviyorum. Ne olacaksın Beyza? Hedefin nedir? Ben aslında yani çok karışık mimar olmak istiyorum. Aslında çocuklarla da çok iyi anlaşıyorum. Anaokulu öğretmen de olabilirim yani. Hala kararsızım. Milli Eğitim Bakanlığımızın, İlçe Milli Eğitimimizin ve Halk Eğitim Merkezimizin böyle bir hizmetlere vesile olarak bizim yavrumuzun okumasında vesile olmasından dolayı tüm müdürlerimize, emeği geçen herkese, personellerine, hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü malumunuz çocuğumuz şu an okumayı seviyor. Yalnız okula gidecek pozisyonda ve sağlıkta değil. Onun için devletimiz böyle bir imkanı tanımış olduğu için binlerce teşekkür etmek istiyorum. Sadece benim çocuğum için değil, çünkü bu vaziyette olan biliyorum ki Türkiye genelinde yüzlerce, binlerce yavrumuz var. Bunlara devletimizin görüyoruz ki eğitime ne kadar önem verip de ta evimize kadar gelip imtihan edebilmesi, öğretmen yönlendirmesi... Bunlar çok büyük nimet, kıymetini bileni. Öyle söyleyelim ve tüm öğrencilerimize başarılar dileyelim. Evet, bugün bildiğiniz gibi 8-9 Aralık tarihlerinde açık öğretim lisesi ve açık öğretim ortaokulu sınavlarımız yapılmaktadır. Türkiye genelinde yapılan bir sınavdır. İlçemizde de 10 okulda 199 salonda 3480 öğrencimizin katıldığı bir sınavdır. İki tane de böyle evde rahatsızlığı nedeniyle okul ortamında sınava giremeyen öğrencimiz vardır. Bu öğrencilerimize de devletimizin verdiği imkanlarla bizzat evine giderek, görevlerimizi götürerek, sınav evrakını götürerek sınav yapmaktayız. Bu bize devamlı kullandığımız şu tabiri yine tekrar etmemizi gerektiriyor. Allah devletimize zeval vermesin. Çünkü hem eğitim... Öğretim olarak bildiğiniz gibi bizim yine birçok evde öğrencilerimize ev ortamında evde eğitim sağlıyoruz. Buradaki kızımıza, yavrumuza da hem acil şifalar diliyorum hem de başarılar diliyorum. Ailesine de tekrar bu çocuğumuzun geçirdiği kazadan dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Allah kolaylıklar versin. Gördüğümüz kadarıyla çocuğumuz inşallah daha da iyi olacaktır. Biz ümit ediyoruz ki bu çocuğumuz ve diğer evdeki çocuğumuz da bir dahaki sınavlara, belki bir sonraki sınavlara okul ortamında girme imkanı da inşallah bulabilecektir.